Windows 10'un kalem özelliklerinin bir araya toplandığı Windows Ink çalışma alanını inceleyelim. Windows ve W tuşuyla ulaşabileceğimiz gibi görev çubuğundan benim sağ tarafta açılır kapanır şekilde varsayılan olarak altta geliyor biliyorsunuz. Buradaki şu kalem simgesine tıklayarak da açılabilir. En üstte yapışkan notlar var. Bunlar günlük yapacağınız şeyleri, kalemle not aldığınız bilgisayarınızın kalem destekli zaten olması lazım bu Windows ilk çalışma alanının anlamlı olması için. Kalemle not aldığınız, taslak yaptığınız, pratik, ekranınızın istenilen köşesine koyabileceğiniz notlar. İkinci olarak taslak sayfası var. Taslak sayfasına tıkladığınızda tüm ekranı kaplayan basit bir not alma programı açılıyor. Bunu da Windows, Microsoft sık sık güncelleyerek, hatta buradaki bütün programları, bütün özellikleri sık sık güncelliyor, gitgide geliştiriyor. Başlarda fazla bir özellik olmamasına rağmen gitgide bu programların, bu programcıkların özellikleri artıyor. Alıntı ve taslak var. Benim en çok kullandığım özellik. Ekranda bir şeyle uğraşırken oradan bir kısmını kesip hemen üzerine not alabiliyorsunuz, yazıp çizebiliyorsunuz ve bayağı da bir özelliklerini Microsoft geliştirdi. Bunun altında son kullanılan programlar var. Onun altında mağazadaki kalem uygulamalarının bulunduğu bölüme hızlı erişim var. En altta da kalem ve Windows Ink ayarlarının bulunduğu kısım var. Yani Windows 10'un kalemle ilgili tüm özellikleri bir yerde toplanmış. Yapışkan notlar, taslak sayfası, alıntı ve taslağı ayrı ayrı videolarda özelliklerini inceleyeceğim. Bu videoda store'daki kalem uygulamalarını ve kalem ve Windows Ink ayarlarını da inceleyip incelemeye son vereceğim. İlk önce mağazadaki kalem uygulamalarına bir bakalım. Evet, dijital kalem uygulamalarının olduğu bölüme götürüyor bizi. Kalemle ilgili burada uygulamalar var. Bunları inceleyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Kalem özelliklerini Paint 3D zaten Windows'un içinde var. Güncelleme olarak gelmesi lazım. Ama belki başka platformlarda da Paint 3D'yi Microsoft yayınlamış olabilir. Yine buradaki Bamboo Paper güzel bir uygulama. Autodesk Sketchbook yıldızı 4 bile olsa bence tüm kalem uygulamaları arasında en iyisi, en güzel kalemle yazma deneyimini bu program veriyor. Siz de bunları inceleyebilirsiniz. Son olarak bu videoda kalem ve Windows Ink ayarlarına gidelim. Evet, direkt kalem ve Windows Ink ayarları açıldı. Hangi elinizde yazdığınızı seçebiliyorsunuz. Ona göre bir eğim veriyor. Görsel efektler. Bu imleci göster bence önemli. Şimdi kalemi ben ekrana yaklaştırayım. Bakın mouse'u bıraktım. Evet, şu an ekrana kalemle yaklaştım. Bakın böyle bir nokta, yıldız gibi bir nokta geziyor. Bu imleci gösteri kaldırdığımda bu gezmez. Gösteri seçili olması lazım ki programlarda yazarken, çizim yaparken olduğunuz yeri tam net olarak görün. Değişik özellikler var. Yine bu kalemi kullanırken dokunarak giriş yok sayında seçili olması lazım. Çünkü kalemle ekranda yazarken parmağınız dokunduğunda istemediğiniz bozukluklar, yanlış çizimler olabilir. El yazısı ile ilgili seçenekler var. Buradaki tüm seçenekleri inceleyebilirsiniz. Yine bence önemli olan, eğer kaleminizin Bluetooth desteği varsa kalem düğmesinde bir kez tıklamaya, çift tıklamaya ve basılı tutmaya hangi programların açılacağını seçebiliyorsunuz. Bir kez tıklamakta bakın Windows ilk çalışma alanında ana sayfa açılıyor. Ben şu an kalemde bir kez tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Windows ilk çalışma alanı açıldı. Bunu tabi değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Burada seçenekler var. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Çift tıklamayla alıntı ve taslak açılıyor. Tıklıyorum. Evet, alıntı ve taslak o anki ekran görüntüsüyle açıldı. Bakın buraya ben çizim yapabiliyorum.
Bu şekilde kısa yol tuşlarını ayarlayabilirsiniz. Ondan çıktım ben. Basılı tutunca da başka bir şeyi ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi.